bu görüntüler çok değil, sadece birkaç ay öncesinden. Renklere gönül vermiş binlerce futbol sever, tuttuğu takımları en içten şekilde destekliyordu tribünlerde. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, taraftarlarla sevdalı oldukları takımların arasını biraz açtı. Artık tüm dünyada maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünlerdeki neşe, hüzün, heyecan ve birçok duygu yerini sessizliğe bıraktı. Bu durum futbolun tadını tuzunu kaçırsa da takımlar buna bir çözüm üretmeye çalışıyor. İlk hamle Borussia Mönchengladbach'tan geldi. Alman ekibi 19 avro karşılığında taraftarlarının maketlerini Borussia Park tribünlerine yerleştirdi. Bayer Leverkusen karşılaşmasında tam 13 bin karton maket tribünlerde yer aldı. Bir baba oğlun iki farklı karton yerine tek kartonda yer alması da gözlerden kaçmadı. Böylece ikilinin 19 eurosu cebinde kaldı. Aynı uygulamayı ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hayata geçirdi ve 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de daha birçok takımda maket taraftar uygulamasına geçecek gibi gözüküyor. Yeni normal tribünlerde bir başka uygulama ise Danimarka'dan geldi. Aarhus Randers maçı futbol tarihinde bir ilke sahne oldu ve ev sahibi ekibin video konferans uygulaması Zoom'la yaptığı işbirliği sonucu 10 bin taraftar maçı uzaktan izledi. Tribünlere kurulan dev ekranlarda da Zoom'dan maçı izleyen taraftarların görüntüleri yansıtıldı. Japonya'da ise bambaşka bir uygulama konuşuluyor. Salgın nedeniyle boş kalan stadyumlara eski havasını kazandırmak isteyen Japon bir firma, taraftarların alkış, tezahürat ve hatta yuhalamasını anında sahaya yansıtabileceği bir uygulama geliştirdi. Shizuoka Stadyumu Ekofa'da yapılan bir testte pek çok farklı bölgede bulunan onlarca taraftarın alkış, tezahürat, yuhalama ve marşları 58 hoparlörle sahaya aktarıldı. Belki de ilerleyen günlerde tüm bunların tek bir uygulamada birleşeceği daha da geliştirilen fikirler karşımıza çıkabilir.